Merhabalar arkadaşlar. Bizleri yeni izlemeye başlayan izleyicilerimiz için kanal içeriğinde neler var, bunları tanıtıcı kısa bir sunum yapmak faydalı olur diye düşündüm. Üzerinde yoğunlaştığım 4 ana oynatma listemiz var. Bunlardan birincisi olan lise matematik derslerinde üniversiteye giriş sınavlarında gerekli olabilecek bazı konular var ki bunlar özellikle AYT olarak isimlendirdiğimiz ikinci sınava yönelik konulardır. Ve bunlarla ilgili konu anlatımları, soru çözümleri ve kullandığım materyalin PDF'leri bu ders listesi içerisinde, oynatma listesi içerisinde mevcuttur. Ders materyalleri genellikle ilk derslerin video açıklama kısmında bir link olarak bulunmaktadır. Derslere başlamadan önce bu linkten gerekli PDF dosyasını indirerek elinizde bulundurmanız, soruları gerekirse önceden taramanız veya çıktı almanız faydalı olur diye düşünüyorum. İkinci olarak öğretmenlik alan bilgisi yani ÖABT olarak isimlendirilen sınava yönelik bir çalışma listesidir burası da. Burada da yine lise matematik dersleriyle ilgili eksik olunan konular varsa onların da takip edilmesi faydalı olur diye düşünüyorum. Yine lisans düzeyinde bazı konu anlatımları da bu liste içerisinde mevcuttur. Daha önceden çıkmış sınavların soruların çözümlerini de yine burada yapmıştım. Ancak maalesef şu anda onlara erişemiyorsunuz. Onları kaldırdım. Onlar da durabilseydi iyi olurdu. Fakat şu anda onlara erişemiyorsunuz. Üçüncü olarak benim asıl üzerinde yoğunlaşmak istediğim kısım matematik olimpiyat eğitimi kısmı. Benim kendi ilgi alanım olan yer burası. Burada çeşitli ülkelerde sorulmuş olimpiyat soruları veya bu olimpiyat sorularına yakın düzeyde olan orijinal problemleri çözümlerini sunduğum bir oynatma listesidir. Matematik olimpiyat eğitimi içerisinde arkadaşlar 4 ana branş, ana dal vardır. Bunlar sayılar teorisi, analiz cebir, geometri ve sonlu matematiktir. Şimdi bu sayılar teorisinde derinleşilebilmesi için ayrıyeten bir liste daha oluşturdum şu anda. Bir süredir bunun üzerinden gidiyoruz. Sayılar teorisi derslerine başladık. Bu da bir diğer oynatma listemizi oluşturuyor. Konularımız halen devam etmekte. Fakat bu projemizi tamamladıktan sonra vaktimiz olursa belki 5. olarak yeni bir şey, örneğin analiz cebir dersleri, geometri dersleri, sonra işte diğer sonlu matematik dersleri, bunlarla ilgili arkadaşlar videolar ekleyebiliriz. Böylece bu alanda olimpiyatta ilerlemek isteyen öğrenciler için büyük bir soru arşivi ve düzenli bir konu anlatım listesi oluşmuş olacaktır. Çünkü zorlu bir alandır yani gerçekten. Bunları bitirdikten sonra, örneğin sayılar teorisini bitirdiniz diyelim listeyi. Bu durumda bir kitaptan artık öğrencinin kendi kendine yeterli olabilecek düzeyde, kendisi çalışarak o kitabı anlayabilecek düzeye gelmesini amaçlıyorum. Yani amacımız bir yere kadar getirdikten sonra bireyler kendi kendine çalışarak ilerlemelerini sürdürebilmelerini istiyoruz. Evet. Tabii sayılar teorisine sadece olimpiyada çalışanlar değil, matematiğe genel olarak ilgi duyan kimseler olabilir. Üniversitede lisans eğitimi alan, sayılar teorisi alan öğrenciler de tabii ki izleyebilirler. Onların da meslek hayatında faydası olacak ve yine lisans eğitiminde de mutlaka faydalı olacak gerekli bilgiler, problemler, teoremler vesaire vardır. O yüzden onların da izlemesini tavsiye ederim. Peki, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.